Her gün şöyle bir konuşma geçer. Dikkat edin, şeytanla Müslüman nasıl konuşuyorlar? Bir müminle şeytan arasındaki diyalog. Şeytan der ki ibadet etme. Müslümana der ki ibadete gerek yok, boş ver. İman ettin yeter, ibadet etme. Müslüman der ki ben müminim, ben Müslümanım, ibadet etmem gerekiyor. Şeytan birinci kılçığı nereden attı? İbadet etme. Müslüman dedi ki ben Müslümanım, ibadet yaparım dedi. Şeytan dedi ki tamam anladık, inanıyorsun dedi. Bunu içinize söylüyor, kalbinize söylüyor. Tamam inanıyorsun. Ama çok işin var. Acele etme. Niçin acele ediyorsun? İleride vakit bulursun, ibadeti yaparsın. Dükkanı kapatıyorsun, cumaya gidiyorsun. Bak, cuma esnasında yarım saat dükkanı kapattın ya, 10 tane müşteri geri gitti. 3 tane telefon geldi. Sen onlara hazır döner gönderecektin, paket döneri gönderemedin. Bir sürü para kaybettin sen. Niçin? İleride sen emekli ol, devlet sen emekli etsin, maaşını al, ibadetini yap, camiye git der. Müslüman der ki, ben ne kadar yaşayacağımı bilemem ki, garantim yok ki. Belki hiç ibadet edemeden, tövbe edemeden, Allah'a dönemeden belki ölüp giderim. Senin hesabın yanlış der şeytana, Müslüman. Şeytan adamına göre pozisyon alıyor. Bugün şeytan kendine bir grup kurmak isterse dünyada cemaati grubu en kalabalık kişi şeytan olur. Çünkü yolunda çok insan var onun. Şeytan der ki tamam anlaştık peki. İbadet yapmak istiyorsun. Ölüm gelir de belki tövbe edemem diye korkuyorsun. Anladım. Madem öyleyse ibadeti yap tamam. Ama dünyadan da yararlan ya canım der. Dünyanın zevki var, sefası var, eğlence var. Bazen iç, bazen arkadaşlarınla yanlış yerlere git. Ne olacak? İleride tövbe edersin der. Müslüman der ki beni günaha çağırma. İçmem, yanlış yere de gitmem. Şeytanın arkasına da takılmam, boş bir hayat da sürmem. Dünyanın zevku sefası var, doğru. Dinimin emrettiği kadarınca o zevku sefayı da tadarım ben. Allah nimeti görmek ister, güzel giyinirim. Güzel yemekleri yerim. Güzel arabaya binerim. Denize de girerim, nehre de girerim. Balık da avlarım. Din bana bunu yasaklamıyor ki. Haram işleme diyor din bana. Sen beni iyi şeylere değil harama çağırıyorsun. Oyuna gelmem der şeytana. Şeytan der ki tamam peki ibadet yapmak istiyorsun. Şunu yapalım. Gel halk seni görsün. İbadet yap ama halk seni görsün diye yap. Halkın yanında itibarın çoğalır. Millet der ki ne kadar temiz ve dindar bir insan der. Müslüman der ki beni sen sahtekarlığa alıştırıyorsun. Ben insanlar benim için iyi desin veya kötü desin diye yapmam. Gayem Allah'tır. Halk beğenir beğenmez kendileri ister. Canları ne isterse. Yeter ki Allah beni beğensin. Benim derdim Allah'tır. Derdim gösteriş değil. Çünkü riya hastalıktır der. Şeytan der tamam anlaştık. Madem riyadan korkuyorsun, gösterişten korkuyorsun, gösteriş olur diye korkuyorsun. Sen o zaman ibadeti gizli yap. Yoksa riya olur. Gizli yap diyerek Müslümanları birbirinden koparmaya çalışıyor. Camiye gitme diyor, gizli yap. Oruçlu olduğunu söyleme, sakla. Hacca gittiğinde hacca gideceğini söyleme. Riya olur ya. Müslüman der ki
Merak etme, ben neyi açık neyi gizli yapacağımı iyi bilirim. Ben açıkça da yaparım, gizlice de yaparım. Hazreti Ayşe günde 4 lira dağıtıyordu. 4 lira. 1 lirayı fakirin sağ koluna, kendi eliyle, sağ eliyle verirdi. 1 lirayı sol eliyle verirdi. 1 lirayı gece verirdi, kendini ziyarete gelenlere, yoksul kadınlara 1 lirayı gündüz verirdi. Günde 4 lirayı harcardı. Mutlaka 4 altını fakirlere dağıtırdı. Peki açık iyilik mi iyi, gizli mi daha iyi? Ayet-i Kerime bunu da çözüme bağlamış. Kur'an'ın çözmediği hiçbir şey yok. Görmeyen gözler görmüyorsa Kur'an neylesin? Aklı olanlar aklını çalıştırmıyorsa Muhammed Mustafa ne eylesin? Değil mi? Kur'an diyor ki, eğer sadakaları yani iyilikleri açıkça verirsen o ne güzel bir şey diyor. Haramdır demiyor bakın. Hocam gösteriş, kalbi mi yardın? Nereden biliyorsun gösteriş? Senin derdin iyilik. Adam iyilik yaptığında rahatsız oluyorsun. Ama o diyor gösteriş yapıyor. Gösteriş yapıyor diye Müslümanları tenkit edenlerin elleri ceplerine gitmez, sahtekarlardır. Kuruş harcamazlar ceplerinden. Güne inanan insan yardım ediyor. İmanından dolayı. Ama diyor Allah'ı zikrederken diyor riya yapıyor. Nereden biliyorsun? Kalbini mi yardım sen? Öyle çok Allah'ı zikredin ki münafıklar sizin gösteriş yaptığınızı zannetsinler. Hadis. Öyle Allah'ı zikredin ki, Allah'ı o kadar çok anın ki, Allah'la o kadar bütünleşin ki manevi anlamda münafıklar desinler ki bunlar gösteriş yapıyorlar. Hep öyle derler ya, gösteriş. Sen ne yapıyorsun peki? Sen gösteriş için yap bari. Yap bir şey. Yok, yoktur. Herkes için demiyorum ben. Kalbini imana, Müslümana karartanlara diyorum. Yoksa her türlü inançtan her türlü olgun, şerefli, onurlu insanlar vardır. Yüce Allah bizi bu konuda doğru yoldan ayırmasın inşallah. Ve gizli ve açık. Peki gizli yaparsak nasıl olur diyor ayet-i kerimede. O sizin için daha hayırlıdır. Yani sadakayı gizli yapmak kişi için iyidir. Niye iyidir? Daha çok sevap kazanırsın onun için. Ama açık yaparsan etki edersin. Yapmayanlara da örnek olursun. O da halk için iyidir. Buna bir daha söylüyorum. Gizli yaparsan halk, gizli yaparsan senin için iyi, açık yaparsan halk için iyi. Halk için örnek olsun. Bu nedenle demişler ki nafile ibadeti gizle, farz ibadeti gizleme. Niye farz ibadeti gizleme? Herkes görsün. Hocam gösteriş mi? Ne gösterişi canım? Müslüman namaza giderken sinerek mi girecek yani? Saklana saklana mı girecek? Allah çağırdı gidiyorum işte ben. Hep Müslümanın üstüne bastılar yıllarca. Müslümanı sindirdiler. Müslümanın sağa sola bakınca niye bakıyorsun? Sen riyakarsın, sen gösteriş yapıyorsun. Müslümana gösteriş yapıyorsun diyen hayatı boyunca bir yaraya merhem olamadı. Örnekleri bildiğim için söylüyorum bunları. Onun için imanınızı kimseye göre hesap etmeyin. Allah'la kul arasında. Sen ve Allah'sınız. Allah beni affeder diye inanıyorsan, hadiste diyor ki Allah kucağını açar. Hani böyle değil kucağını açmak. Kabul eder. Kimi günahkarı, gece günah işleyeni sabahleyin bana gelsin ve tövbe etsin diye. Ama son anda ümide kapıldın, dedin ki Allah'a iman ettim elhamdülillah. Allah'ım beni affeyle dedin. Allah o kişiye o kadar seviniyor ki meleklerine diyor ki, meleklerim bak bu kul benim varlığımın farkına vardı, bana hamd etti, sena etti. Meleklerle övünür ve Allah çok seviniyor. Allah hayırlı ömürler versin, bereketli ömürler versin inşallah.